selamlar olsun. Hava hocam sevgiler. İyi akşamlar, iyi akşamlar sevgili psikologumuz. Hepimizin ihtiyacı var psikoloğa. Sağ ol Volkan. Şef Tolga özledik. Batuhan. Küçükkuyu'ya da selamlar efendim. Küçükkuyu'ya giderseniz Kazdağ Müzemizi muhakkak ziyaret edin. Güzel dostum Sabit, dünya çapında kuaförümüz Sabit Akkaya'ya sevgiler saygılar. 30 senedir Sivis otelde kuaförüm. İyi akşamlar. Efendim, konumuz NFT. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Kar İstanbul'da 2-3 gündür hayata etkisi var. Nedim, sana da Niso'cum selamlar. Karın etkisi var. Taksim'de biz Beyoğlu'nda oturuyoruz biliyorsunuz. Aslında 2 gündür 3 gündür çok hafifti. Ancak bugün akşam üstünden itibaren burada da yoğun bir kar yağışı var. Türkiye'nin birçok yerinde kar yağışı var. Mart ortası geçen hafta toprağa Cemre düştü. Cemre kar getirdi. Bereket olsun diyelim. Efendim Ukrayna-Rusya savaşı, krizi nasıl değerlendirirseniz değerlendirin. Bir insanlık dramı olarak devam ediyor. Tabii insanlık dramı benim gibi işte turizm, kültür, spor insanları birleştirir diye felsefesi olan insanlar için bir sıkıntı. Ve şöyle bir sıkıntı. Tabii barış istiyoruz, savaş olmasını istiyoruz. Ancak diğer taraftan da şu da olmasını istiyoruz. İşte Rus sanatçılar, örnek veriyorum, dünyanın en önemli sopranosu Anna Netrebko, dünyanın en muhteşem operası Metropolitan Opera New York'ta anlaşması iptal ediliyor. İtalya'da Dostoyevski dersleri iptal ediliyor. Dünyada birçok ünlü Rus müzisyenin, şefin kontratları iptal ediliyor. Sporda aklımıza gelmeyecek bir sürü işler oluyor. Tamam, FIFA, UEFA, Euroleague Rus takımlarını men etti. Başka yollar olabilir miydi? Olabilirdi. Ancak dünyanın en ünlü kulüplerinden birisi Chelsea, Abramovich, bir Rus'un sahip olduğu, tarihe mal olmuş bir kulüp. Dünyanın en zengin kulübü olmaktan dün otobüsüne mazot alamayan bir kulüp haline geliyor. Yani şimdi bu savaşın ve barışın sınırları ve kimlere yansıyacağını da iyi ayarlamak lazım. Biraz işin tozu gitti gibi duruyor. Ayarı gitti gibi duruyor. Tabii ki bu günce yüzlerce insan vefat ediyor. Bir an evvel barış olması. Türkiye'de bu konuda çok atak. Mevlüt Çavuşoğlu'nu tebrik etmek lazım. Cumhurbaşkanı'nı tebrik etmek lazım. Çünkü ilk defa bakanlar düzeyinde dün Ankara'da Antalya'da toplantı oldu. Geldiler, bir araya geldiler. Önemli bir başlangıç olarak görüyorum. Ama yani gelecekte işte bu savaşlar, krizler, iklim krizleri, pandemiler, hava şartları, bunlara hazırlıklı olmamız gerektiğini, bunlara göre plan yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü herhalde hayatımızdan bunları çıkartamıyoruz. Bunun yanında öğleden sonra maalesef benim Instagram hesabım hacklendi. Tabii panikledim. Diğer taraftan da bu arada hesabımdan mesajlar atılmış. Bu hesabın sağ olsunlar Facebook, yani Meta Londra'dan arkadaşlar yardımcı oldular ve kısa zamanda hesabı geri aldık. Bu arada bazı mesajlar gitmiş, kusurumuza bakmayın. Fakat hesabımızı aldık. Zaten aldığımız için de bu akşam da yayını buradan sizlerle yapıyoruz. Efendim, konumuz NFT. Son günlerde, son aylarda özellikle pandemi sürecinde başlayan bir proses, bir trend yaşıyoruz. Bu trendte sevgili Diyarbakır Valim, Münir Valimi de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şeref veriyorsunuz her zaman katılarak ve mutlu ediyorsunuz beni. Non-fungible token, NFT, çok moda, çok konuşuluyor. Gazeteler, televizyonlardan bahsediyor. Ne demek non-fungible token? Değiştirilemeyen token. Token ne demek? BRIM değeri. Blockchain'deki BRIM değerleri. Fakat bu akşam diğer katılımcılar da var. Onlar çok uzun şekilde anlatacaklar, anlamamızı sağlayacaklar. Dijital dünya öyle bir dönemin içine girdi ki hızla ilerliyor. Pandemide kullanma alışkanlıklarımız arttı. Bu kullanma alışkanlıklarımız gelecekteki dijital tasarımı daha iyi anlamamıza sebebiyet verecek. Çünkü o kadar süratli ilerliyor ki işte tam virtüel realiteleri, sanal gerçeklikleri anlamaya çalışırken, tam augmented realiteleri anlamaya çalışırken, yapay zekayı anlamaya çalışırken bir anda bir NFT gündeme düştü ve Metaverse. Bu akşam tabii NFT ile olduğu için muhakkak Metaverse'in de geçecek şeyi, muhabbeti. Ancak bugün özellikle NFT'ye fokus olacağız, konsantre olacağız. Efendim, benim eşim Elif Dağdeviren de çok uzun zamanlar önce, internet daha yeni kullanmaya başlanırken NetBull'la bir internette bir devrim yapmış. Ve internetin yahut daha sonra Web2 ile beraber sosyal medyanın Türkiye'de kullanımına öncülük ve katkısı olmuş. Şimdi NFT'de de öncülük yapıyor. Ortaklarıyla beraber yeni platform kurdular. Önümüzdeki günlerde açıklayacaklar. Efendim, bu arada İsviçre'den de çok değerli dostumun başkan olduğu İsviçre'deki yaşayan Türklerin derneğine de selamlarım, saygılarım olsun. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ve eşim Elif Dağdeviren o zaman ortak arkadaşlıklar yaptığı, bu işi tasarladığı, uyguladığı insanlarla beraber yeni bir dünya tasarlıyor. Yeni bir platform tasarlıyor. Hep bunları bu akşam gündeme getireceğiz. Şimdi çağırmaya başlayayım katılımcıları ki onlar da dahil olsunlar. Şimdi arıyorum bir taraftan da, yani Instagram'da arıyorum. Evet, Elif'i de davet ettik. Şimdi bakalım, inşallah onlar bağlanacaklar ve muhakkak bizlere konuları anlatacaklar. Beni göremiyorsun, bloklanmış gözüküyorum. Ben bağlanamıyorum. Başka bir şeyden bağlan. Şifa Sabahtı veya... Evet, başka bir hesaptan. Nereden? Sayalife'den. Hoş geldin. Murat, şimdi bir diğer bağlantıları da yapıp hemen sana... Merhaba, hoş bulduk. Geri geliyorum. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ahmet Hakan da katılacaktı. Şimdi eşim de bir request gönderecek herhalde. O da Kapadokya'ya da selamlar olsun. Ahmet de bağlandı. Şimdi biz şimdi güzelce muhabbetimize başlayalım. Şimdi önce Ahmet Hakan, sana soruyorum. Evet. anlayacağımız şekilde. Bak, bu teknikçiler çok muhabbetini ediyor. Teknik insanlar. Teknik insanlar kendi aralarında muhabbet ederken bizlerin anlayacağı lisanı bazen kaçırıyorlar. Bu sefer bize iş çok komplikeymiş gibi geliyor. Halbuki yaratıcı insanların yaratmaya fokus olmaları lazım. Evet. Ve yarattıkları bir sürü şeyi hayatları boyunca şimdi NFT adı altında ekonomiye döndürme imkanları var. Evet. Bunları platform olarak sunacaksınız. Oralara biraz sonra geleceğim ama insanların anlayacağı şekilde bu blok zincir nedir? Blockchain nedir? Bu NFT nedir? Bir oradan bir başlayalım Ahmet. Tabii. İyi akşamlar öncelikle. Katılan herkese iyi akşamlar diliyorum. Merhaba. Merhaba Murat, hoş geldin sen de. Evet. Non-fungible, sizin de başta belirttiğiniz gibi aslında bir kod yığını. Yani normal sokaktaki insanı aslında çok da ilgilendirmeyen bir kod yığını ama benzersizlik sunuyor sanatçılara veya benzersiz bir dosya yaratmak isteyenlere. O anlamda çok değerli. Elif hoş geldin. Eşim gelince hayat duruyor. Biraz sen... evet ben biraz susayım. Elif'e bırakayım isterseniz. Ahmet devam et hayat. Ha, tamam devam edeyim. Yani aslında benzersizliği şuna örnek göstererek verebilirim. Ben sizden şimdi 50 TL borç istesem, siz cüzdanınızı açsanız ve içinden bir tane 50 TL'lik banknot verseniz, hangi banknotu vereyim diye sormazsınız. Çünkü hepsi birbirinin aynı. Yani değerleri de aynı ve kağıtları da aynı. Üstünde bir tek numaraları değişik. Ama hepsinin değeri aynı. Ama non-fungible dediğimiz dosya biçimi birbirlerinden değer olarak farklı ve birbirlerinden dosya biçimi olarak da farklı. Her ne kadar bir eserin iki kopyası dahi olsa arkasındaki değerleri farklı. Onun için bu non-fungible token, yani tam olarak hepimizin anlayacağı şekilde diğer her şeyden farklı olarak anlatmamız gerekirse örnek olarak hani parayı verebiliriz. Ve hani... bu örnek benim anladığım ya insanların anlayacağı bir örnek olmadı gibi sanki. Benim anladığım. Okey. Aslında şöyle yani anlamamız lazım bunu. Şimdi benim bir resmim var. Evet. Yani ben rahatalım. Bir resmim var. Evet. Evet. Bu resmi fakat fizikler bu resmi şu ana kadar 10 kişiye göstermiş. Hı hı. 10 kişiyle. Evet. Fakat bunu dijital olarak bir kutunun koyarsam, bu kutuda bu blockchain ise, blok zinciri ise, evet, evet, dijital olarak bunu orada değiştirilen hale getirmiş oluyorum. Evet, doğru. Ve bunu orada bana ait bir şekilde register etmiş. Kesinlikle. Yani o saatten sonra artık o malın, o resmi benim olduğu belli. Evet, kesinlikle. Sonra bir takım insanlar da resim arıyor. Güzel, örnek veriyorum, güzel Beyoğlu resmi. Hı hı. Beyoğlu resmi da o kutunun içine ekliyorlar. O kutu hala dijital blockchain. Evet. Evet. Bir bakıyorlar ki orada Cem'in çizdiği, Cem'in çizdiği muhteşem bir Beyoğlu resmi var. Evet. Ve bunu almak için diyorlar. Yani commerce gibi. Yani nasıl, evet, burada da ya trend yok, ayakkabı alıyorsak yahut bir resim tıklıyorlar. Evet. Fakat alırken bunu Türk parasıyla alamıyor. Dolar, evet, olarak, euro olarak alamıyor. Bu blockchain'i kendi, evet, bir birimi, yani, evet, bir token'ı var. Evet. Bu işte Ethereum oluyor, Solana oluyor, başka, evet, isimler de vardır. Matic oluyor, Cent oluyor vesaire vesaire. Evet. Bravo. Para biriminin karşılığı tabii ki bir dolar biti. Ama orada, evet, o para birimi geliyor. Evet. Aldım, beğendi, aldı. Ne aldı? Bir Ethereum aldı. Evet. Bir Ethereum kadar Kaç dolar? Şu anda 2500 dolar civarında. 500 dolar aldı. Ne deniliyor? Koleksiyoner deniliyor. Yani adı öyle. Doğru mu? Yani evet, alıyorum. Doğru. Bu fiziksel hayatta da var. Fiziksel hayatta da var. Ama fiziksel hayatta ulaşabilme imkanı çok daha. Fiziksel olarak elimle dolaşıp sergi yapmam ya bir şeyler yapmam gerekirken şimdi bir sistemin içine koyuyorum ve birçok insana ulaşabiliyor. Bütün dünyaya. Bu insanlar değerlendiriyor. Beğenenler parayı bastırıyor, alıyor. Evet. Aldıktan sonra benim sahip o sahipliği yani diyelim ki Ahmet alıyor. Emkin Aydın. Evet. Ahmet sahipliğini. Evet. Ondan sonra fakat benim sahipliğim bitmiyor. Yani fiziksel olarak resimlerde de dijital dünya sahipliğim bitmiyor. Ondan sonra yapacak diğer koleksiyonerlerle olan alışveriş ben para kazanıyorum. Evet. Sonsuza kadar. Sonsuza kadar. Yani mal sonsuza benim ortak olduğum olarak kalıyor. Evet. Siz bunu yaratan olarak royalty fee gibi ömrü bilir. İyi yapılır, doğru insanlarla yapılırsa, doğru platform yapılırsa ömrü billah bir ekonomiye dönüşür. Kesinlikle. Eğer bu blockchain olmasaydı, bu NFT olmasaydı ben belki bu fiziksel resmimi, çizdiğim bu resmi hiçbir zaman ekonomiye döndüremeyecektim. Kesinlikle. Sadece gururlanacaktım. Ama ekonomik ben mesela bu en beni kısmı yaratıcılık ölçülebilir bir ekonomiye. Doğru. Yanlış söylediysem lütfen düzelt. Tam olarak doğru ifade ettiniz. Bu non-fungible token'ın en fazla sanatçılara bir katma değer sağlayacağı muhakkak. Ve bu copyright, telif hakları kısmında sanatçılara çeşitli fırsatlar sunuyor bu dünya. Blockchain teknolojisi ve getirdiği imkanlar. Her şeyden önce siz yarattığınız bu eseri az önce verdiğiniz örnekte de olduğu gibi bir sergi salonuna veya belli bir yere koymanız ve göstermeniz, insanlara gösterebiliyor olmanız gerekiyordu ki bu zahmetli bir süreç. Oysa ki blockchain altyapısını kullanarak bunu NFT'ye dönüştürdükten sonra dünyada merkeziyetsiz bir hale dönüştürüyorsunuz bu yarattığınız eseri. Ve dolayısıyla bu da çok tartışılıyor. Şimdiye kadarki olan internet sistemi merkezi bir sistemdi de şimdi bu Web 3 adı altında bahsedilen konu merkeziyetsiz olması ne demek? Yani nasıl anlayalım? Şöyle özetleyelim. Şimdiye kadar yani Web 2.0 teknolojileriyle iş geliştiren ve hatta birçoğumuza platform sağlayan Instagram gibi, Facebook gibi, Google gibi büyük networkler sunucuları kendi şirketlerinin bünyesinde barındırıyordu. Ve o bünyelerinde barındırdıkları ve dünyanın belli merkezlerinden trafiği bölerek belli merkezlerinden kendi sunucuları üzerinden hizmetler dağıtıyorlardı. Oysa ki şimdi Web 3.0 standartlarına göre bu daha merkeziyetsiz bir hale dönüşmeye ve böyle şirketlerin uhdesinden çıkmaya başladı. Yani örnekse Google'ın dünya üzerinde 6 tane sunucu merkezinden tüm veriyi kullanıcılara sağlarken şimdilerde IAPFS ismiyle 600 bin makineden size veri akmaya başladı ve birçok bu blok zincirini üzerinde taşıyan kullanıcı bu sisteme kaynak aktarmaya başladı. Yani bu sistemin çalışması için herkes birlikte hareket ediyor. Gene detaya gitmeden blok zincir bir yazılım mıdır? Bir kompüterde işleyen bir program mıdır? Nedir blok zincir? Evet. Ve niye adı zincirdir? Yani arka arkaya bir şey mi geliyor? Tren gibi mi düşünmek lazım? Bu trenin vagonları mı var? Bunun lokomotifi kimdir? Evet. Şimdi bunun lokomotifi öncelikli olarak bu zinciri oluşturanlar. 2011 yılı gibi, 2011 yılının sonlarına doğru blok zincirini bir grup insan oluşturmaya başladı. Bu zincir nedir? Bir kod hani yapısıdır. Hani merkezi değildi, merkezsizleşmişti ama evet, sonu, evet. Bunu gene bir insanlar yapmış. Tabii ki insanlar yaptı bunu. Yani insanlar geliştirdiler. Ancak bunu topluluğa, yani tüm dünya halklarına hediye ettiler. Yani bunun üzerinden bir blok zincirine sahiplik durumu kimse üstlenmiyor. Yani bu benimdir diye bir tanımlama getirmiyor. Hatta kendisine ait olduğunu söyleyen yatırımlar, zincirin kendisine ait olduğunu söyleyen ve yeni zincir oluşturan yatırımlar bu ekosistem içerisinde pek ilgi de görmüyor. Tamam. Yani evet. Tamam. Yani burada içimiz rahat etsin diyorsun. Evet. Aynen öyle. Şimdi hemen şimdi Murat'a geçeceğim. Çünkü Murat benim gibi daha böyle yaratıcı kafalı bir adam ve yaratmış. Kısaca şimdi bu birkaç aydır bu hep Metaverse hayatımızın içinde de bu adam bir de tutmuş. Bugün Mark Zuckerberg'in bize yeni diye anlattığı konuyu aslında o zihniyeti bundan bilmem kaç sene önce Gazogen diye bir dünya kurmuş. Yani küçük bir Metaverse kurmuş. Biraz kısaca, çok fazla uzatmadan, kısaca nedir Gazogen? Niye böyle bir düşünceye sahiptin? Sen Mark Zuckerberg bu işten milyarlarca billion dolarlık bir adam olurken sen niye olamadın? Ben para kazanmayı bilmiyorum Cem Bey. Şimdi biz Elif'le birlikte çalışırken 99 yılında netpool.com'u yaptık. Herkesin bildiği gibi Türkiye'nin ilk arama motoruydu. Dünyanın da sayılı motorlardan bir tanesiydi. Daha Google yokken. Bu arama motoru daha sonra işte Uzan grubuna devredildi. Uzan grubundan bize dediler ki, hani bana dediler ki bir tane chat sitesi yap. Ama hani bizim portlar kapalı. Nasıl yapacağım ben, hani bir chat yapmayı bilmiyorum, nereden? Sen hayal edersin dediler. Ben hayal ederken genelde. Ben hayal ederken beni işten attılar. O olabilir. Sonra, genel, evet. Ben de sonra ben kendi şirketimi kurdum. Hayal kuran adamları pek sevmezdim. Sevmiyorum. En sevdiğim adam tipidir. 2002 yılında kendi şirketimi kurdum ben, ama hani kurarken de aslında hani hayal etmeye başladığım şeyi inşa etmekti. Bak, Kazdağlarından dostumuz diyor ki, ne ümit bağlamıştım Gazogen'e ya diyor. Kim o? Pardon, göremedim. Nurcan galiba. Merhaba Nurcan. 2002 yılında bu hayalleri devam ettirmek için, hani sonuca ulaşmak için kendi şirketimi kurdum. Nedir? Gazogen nedir? Onu anlatıyorum. Bir gazoz firması, dediler ki ya bize bir community oluşturun. O zaman community ne demek bilmiyor insanlar, firmalar. Topluluk daha demek. Facebook yok. Topluluk demek. Topluluk, evet. Hayır, İngilizce Türkçe tabii biliyoruz ama hani internette bu nasıl oluşturulur bilinmiyor. Facebook yok, Twitter yok, Instagram yok, herhangi bir chat platformu yok. Ben de hani bunlara, bu gazoz firmasına, Bursa'daki gazoz firmasına bir çalışma yaptım ortamla birlikte. Uludağ gazozları mıydı bu ya? Levent Kızıl. Şimdi bak ama kardeşim, hani söyleyeceğim şey biraz farklı bir şey. Evet, Uludağ gazozları. Abi Bursa, bak gördün mü? Bak Levent Kızıl çok vizyoner bir adamdır yani. Ama dinle daha hikayeyi dinle. Ya şimdi bak şeyi, anlatacağım şey çok enteresan. Ya, çünkü NFT'yi dinlemek istiyor millet. Tamam, ama yok, kısaca, her şey hikaye. Bu hikaye güzel bir hikaye. Bu hikaye güzel bir hikaye. Biz 3 ay boyunca oturduk, bir platform tasarladık. Yaptığımız platformda insanlar üye oluyorlar, içeride avatarlarını oluşturuyorlar. Bu avatarların üzerindeki kıyafetleri değiştirebiliyorlar, yenileyebiliyorlar. İçeride bir de para birimi yaptık, gazoz kapağı. Yani, bugünkü yani öyle mi denilir bilmiyorum. Gazoz kapağı, biz gazoz kapağı satıyoruz içeriye. İçeride gazoz kapağıyla ticaret dönüyor. Ve gazoza bağladık bütün dünyayı ve ismini de Gazogen dedik. Gittik Levent Bey'e. Dedik biz bunu yaptık. Dedi çok güzel olmuş. İşte hani kaç para vereceğiz size? Baktık, hesapladık, kitapladık. Ya dedik bize maliyeti 5.000 dolar civarında. Gözlerini açtı Levent Bey. Dedi ki ya çocuklar ne yaptınız? Yani kaç paralık elektrik yaktınız dedi. Şimdi çok geldi fiyatı. Şimdi elektrik fiyatı da bugünkü kadar yüksek de değil o zamanlar. Yani 2002'den bahsediyorum. Sonra ortamla beraber döndük, dedik ki ya biz bunu kendimiz için yapalım. Çünkü hani anlatamayacağız sektörlere. Oturduk, biz bir 3 ay daha çalıştık. Bu projeyi launch ettik. O zamanlar Türkiye'de 4,5 milyon internet kullanıcısı vardı. Bizim yaklaşık bir yıl içerisinde 1,5 milyon internet abonemiz oluştu. Yani Türkiye'nin yaklaşık 1/3'ünü abone yapmıştık kendimize. Yaklaşık 11 yılda biz bu siteyi yaşattık. 2011-2012 yılında ortamdan ayrıldım. Ve hani Gazogen'de aslında orada ortamı sattım ve çıktım. Tamam ama hikaye bu. Metaverse'in ana felsefeleri, ana ayaklarını o gün düşünmüştünüz. Evet, eğer 18 yıl önce bahsediyoruz. Belki bugünkü Metaverse dünyası Mark Zuckerberg'in işini kolaylaştırmış olacaktınız. Valla ben Gazogen'i tasarlarken daha Mark Zuckerberg Facebook'u yapmıyordu yani. Ya adam zaten şey adam doğmamış o zaman. Yani küçük bir çocuktu. Yani sivilceleri kız tavlamak için yaptığı site. Bir yaratıcı olarak ve bir şeyi tasarlayan olarak senin için NFT ne demek? Yani ne? Şimdi yani, aslında çok demek, çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Yok kısa ve şimdi, kısa ve öz. Ya ondan evvel bir şey söyleyeceğim. Şimdi Oz Büyücüsü yazmış. Second Life launch edilmişti 2003'te. Tebrikler ama Gazogen 2007 olmalı. Lütfen 2003 canım, ben biliyorum. Ben yaptım. Yaratıcılık yani, olarak sunmayın. Şimdi ben daha öncesini de anlatayım. Aslında bu fikir NetBull'da doğdu. 99 yılının başıydı. Hatta 98 yılıydı. Biz Murat'la bir CD-ROM tasarlamıştık. O bir şehirdi. Evet, o klik. Yani daha bırakın Second Life'ı, Second Life'ın first'ü anasının karnında değildi. Yani biraz yabancı sevdasından ve şakşakçılığından vazgeçmekte fayda var. Türkiye'den de iyi fikirler herkesten evvel çıkabiliyor efendim. Buyurun evet. Murat Bey. Şimdi bu arkadaşımız ismini göremedim. Bey, lütfen beni seyredenlerle şeye girmeyin. Siz kendi Murat'ın tasarım. Şimdi çok güzel bir soru sordum. Ben senin karınım. Hakkım olacak o kadar. NFT ne demek senin için? Bir yaratıcı tamam. Gözle NFT ne demek? Tamam. Ve şimdi bunun çok... ileriye dönüş olarak gerçekten ekonomiye dönüşmesi mümkün mü? Nasıl görüyorsun? Bir şimdi yaratıcı gözüyle bir konuya şey yapar mısın? NFT ekonomiye dönüşecek. Dönüştü ve hani şu anda da çok ciddi bir ivme kazanmış durumda. Ahmet Hakan çok güzel anlattı NFT'yi. Fakat ben NFT'ye biraz farklı bakıyorum. Yani burada hani NFT'nin bu sözlük anlamının dışında bir bakış açım var benim. Şimdi Picasso'nun bir lafı vardır. İşte her yaratıcı hareket... Efendim? Seni onun için davet ettik. O farklı bakışı anlatasın. Çünkü yaratıcıyla işi tasarlayan, teknolojisine daha hakim olan insanların ayrı bakış tarzlarını anlamaya ve bizi dinleyenlere bu konuda faydalı olmaya çalışıyor. Evet, çok teşekkür ederim. Zaten o yüzden birlikteyiz. O birliktelikten çok ciddi bir kuvvet doğacak. Picasso'nun güzel bir lafı var. Her yaratıcı hareket öncesinde bir yıkımla başlar diyor. Şimdi bu lafın ben hani nereye gittiğini daha önce çok fazla bilmezdim ya da hani düşünmemiştim. Fakat Banksy ile tanıştığımda, hani Bansky'nin işlerine baktığımda kısaca anlatmak gerekirse Banksy işte İngiltere'de duvarlara resim yapan aslında bir grafiti sanatçısı ve aslında hani onun kim olduğu hiç kimse tarafından bilinmiyor. 2006 senesinde Kırmızı Balonlu Kız diye bir grafiti yapıyor ve bu grafitinin de eskizini şeye koyuyor, yani satışa koyuyor. 2018 yılında işte Londra'daki So Davis müzayede salonunda bu eser 1.1 milyon sterline yani 1 milyon 100 bin sterline satılıyor. Müzayedeyi yöneten kişi tokmağını vurduğu anda o hani duvarda asılan bu eser, asılı duran eser birdenbire hareketleniyor ve eser aynı bu ofislerimizde bulunan kağıt imha makinesinden geçercesine çerçevesinden çıkıp yarısı içeride, yarısı dışarıda kalıyor. Yani eser yarı yarıya kendini imha etmiş oluyor. Şimdi bu nokta, burası çok ciddi bir şey. Yani satılan bir eser var, satıldığı anda kendini imha eden bir eser var. Bu bir aslında karşı duruş, bir anarşik bir tavır. Fakat sanat dünyası bunu farklı bir sanat tarzı olarak ele alıyor. Kadın, yani bu eseri satın almış olan kadın, evet diyor, ben bu haliyle alıyorum diyor 2018'de. 2021'in Ekim ayında 16 milyon sterline de bu eseri tekrar satışa sunuyor. Şimdi burada bir aslında sanatçının bir tavrı var. Sanatçı duvar ressamı, bir grafiti sanatçısı. Ardından hani bir geleneksel anlamda bir tablo yapıyor. Bununla ilgili bir satış gerçekleştiriyor. Satışını kendisi trollüyor. Trollediği zaman satış daha da farklı bir değere ulaşıyor. Ve hani böyle zincirleme bir durum. Aslında burada hani ben Bensky'nin Instagram hesabını da takip ettiğimde şey soruyorlar Bensky'ye. Diyorlar ki hani sen ne yaptın bu 1.1 milyar milyon sterline? O da gemi aldım diyor. Bir tane video çekmiş. Bakarsanız çok enteresan. Gemi aldım diyor. Geminin fotoğrafını koymuş. Ardından da hemen arkasına o gemiyi nerede kullandığını gösteriyor. Kullandığı yer bu Suriye'den kaçan çocukların hani kurtarılması için aslında bir feribot almış ve hani ciddi anlamda hayır işlerinde kullanıyor. Burada sanatçının bir derdi var. Bir hani tavrı var. Bir anarşik bir duruşu var. Bir karşı duruşu var. Bu derdini anlatmak için zaten sanatını gerçekleştiriyor. Sanatını yapıyor. Ama bu dert anlaşılmadığında ya da farklı yerlere geçildiğinde de bu anarşik tavır ortaya çıkıyor. Şimdi hani yani, Picasso'nun anlaşılmasın istiyorum. Sadece anarşik eserler NFT değil. Olabiliyor ki bir hayır, şey hayır. Değil. Yani her hayır. Şey NFT olabilir. Kesinlikle her şey NFT olabilir. Fakat NFT'de bir değer durumu söz konusu. Yani NFT olarak hani baktığınızda değerli NFT'ler var. Bir de değersiz NFT'ler var. Yani bak, orada da lafa gireceğim. Hı-hı. Şimdi tam burada yani ben dijital dünyayı niye sevdim? Çünkü dijital dünyada her şey ölçülebilir olduğu için evet. Evet. Sevdim. Dolayısıyla sanatın da ölçülmesi, şimdi sanatçılar diyor ki sanatçının ölçülmesi gerekmez falan filan. Sanat sanat için midir? Sanat halk için midir? Falan. Sonunda nasıl bakarsanız bakın bu NFT ile birlikte sanat da ölçülebilir hale geliyor. Çünkü beğenme konusu nasıl sosyal medyada önce like ve dislike olarak başladı ya. Yani bugün like, ne kadar like alırsak o kadar gururlanıyoruz. Kendimizi o kadar özgüvenli hissediyoruz. Ben bu NFT'nin de böyle olduğunu ve burada bu blockchain'de değerlerinin ölçüldüğünü ve bu ölçülmeyle birlikte like yerine Ethereum'un olduğu yahut işte Solana'nın olduğu ve buna göre de işte bir Ethereum'a da mal var, 1000 Ethereum'a da mal var. İşte bunu da kim belirliyor? Halk belirliyor. Tam da buraya geleceğim. Halk karar veriyor. Tamam. Yoksa tam da buraya geleceğim. Sanat genelde özellikle bizim gibi ülkelerde azının şeyinde kalıyor. Yani azınlık sanatla ilgileniyor. Halbuki NFT ile birlikte sanat gerçek sahibini buluyor benim felsefeme göre. O da halk. Aynen böyle. Ama işte tam da Bensky de bu zaten. Aynen. Şimdi Bensky o resimlerin duvarlarda olması gerektiği için duvarlara yaptı. Ve hani yaptı, yani bu eserin farklı bir forma dönüşmesi aslında bir Bensky'nin bir protestosuydu. Ya da belki de sanat tavrıydı. Bunu herkes tartışıyor. Bunu bilemeyiz. Fakat sizin dediğiniz hani bu ölçülebilirlik noktasında şöyle bir durum var. Bir Ethereum'a da eser var. 0.0001 Ethereum'a da eser var. 10 Ethereum'a da eser var. Bunların arasındaki fark ne biliyor musunuz? Sanatçının o esere atadığı hikayedir. Ona atadığı anlamdır. Onun arkasında o anlamla beraber, o hikayeyle beraber büyüyen community'dir. Yani o eserle, o anlamla kendini özdeş gören o community'nin fikir birliğidir aslında. Bu tam olarak bu cümleye göre. Ben baskı değilim. Yarın ilk NFT'mi koymak istiyorum. Tamam mı? Evet. Ne yapmam lazım ki 0.02 Ethereum'a değil de 10 Ethereum'a satılsın? Çok yani, ciddi bir hikaye koymanız lazım arkasına. Yani çizerken mi hikaye? Yani çizdiğim hikaye mi? Yoksa koyduğum çizimin anlattığım hikayesi mi? Yani ne tavsiye? Yani ne anlayayım buradan ben? Şimdi bir eser yapmak sanatçı için aslında sanatçı eseri aslında kendi derdini anlatmak için yapıyor. Ve bu anlattığı derdi de o eserle irtibat kuran, o eseri gözlemleyen, o eseri okuyan kitleyle buluşmak için aslında o eseri gerçekleştiriyor. Yani hani hep büyük bir soru vardır ya, sanat için mi toplum için mi? Evet, her ikisi için de. Yani paraya ihtiyaç yok mu diyorsun? Yani ben NFT ana şeyinin, amacının yaratıcının ekonomiye dönmesi olarak görüyorum. Yoksa arkasından gelen gerçeklik 10.000 kişi muhabbetini etsin için değil. Yani ekonomi için yapıldığını düşünüyorum. Ekonomi için yapanlar var. Fakat... Kar amacı gütmeyen kuruluşlar da NFT'ye dönüştürebilecek hikayeler ortaya koyabilirler. Yani şimdiden binlerce insanın hayatı değişti bu anlamda. Sorumluluk hayatın bir parçası ve önemli bir trend. NFT'de de sosyal sorumluluk olması önemli. Ancak bir an için şunu düşünün. Önümüzdeki bir ay platformda hiçbir eser ekonomiye dönüşmüyor. O platformu kapatırlar kardeşim. Yani ekonominin bu kuralları var ya. Yani. Ve oraya, NFT'ye şu anda yoğun talep olmasının sebebi, ana sebebi sanatçının sadece halkla buluşması değil, daha fazla insanla buluşması değil. Ben örnek mesela fotoğrafçıları takip ediyorum. Türkiye'den bahsedeyim. Türkiye'nin bilinmeyen o kadar muhteşem fotoğrafçıları var ki, o kadar muhteşem fotoğrafları var ki, bu fotoğrafları şu ana kadar ekonomiye dönüşen var, dönüşmeyen var. Dönüşmeyenler için konuşalım. Şu anda NFT olarak koyduklarında bu platformlarda ciddi alıcı buluyorlar. Bakın, takip edin. Twitter'dan takip edin mesela. Tamam. Ciddi alıcı buluyorlar. Ben de bunun için yeni bir gelecek olduğunu, yeni bir ekonomi olduğunu, yeni dünya düzeninin böyle olacağını düşünüyorum. Yani sergi salonu yerine şimdi, yani küçük 100 metrekarelik bir sergi salonu yerine koca dünya, 7 milyar insan, yarın öbür gün hayatlarımızda bir sürü avatar olacağı için milyarlarca avatar ve bu avatarlar bunlara karar verecekler. Yani benim heyecanım İşin azınlıktan çok daha fazla insana yayılması ve şimdiye kadar ekonomik değere kavuşamamış eserlerin veyahut yaratıcılığın ekonomiye dönüşmesi. Sanatın demokratikleştirilmesi diyebilir miyiz kısaca? O da konu ama illa demokratikleşmesi gerekmez bana göre, tamam mı? Yani şimdi o güzel bir laf, güzel, hoşuma da gitti ama yani demokratik olmadan da sanat, eğer Ethereum getiriyorsa bir sıkıntı yok diyorum. Yani. Şimdi ben burada devreye gireceğim. Geçeceğim çünkü vakitimiz daralıyor. Elif, ben biliyorum şimdi sen aylardır köydesin, Kaz Dağları'ndasın ve herkes seni işte orada işte tarlada zannediyor ya hayvanlarla. Sen bu arada hızlı bu Metaverse ve NFT konularını takip etmişsin. Şimdiki ortaklarınla, eski ortaklarınla beraber bir tasarımlar yapmışsınız. Ve iş şimdi pandemi yavaşladı. Daha insanlar birbiriyle daha bir temas halinde, daha biraz kafa yoruyorlar bazı şeylere. Bir sistemle ortaya çıkıyorsun. Bir platform yaptınız. Sen de İşin bu hikaye kısmını anlatırsan ve bu platformu, evet bugünlerde anons ettiniz ama burada da bir resmen anons edersen, önümüzdeki günlerdeki önümüzdeki aktiviteleri anlatırsan, insanlar için ne tip imkanlar var, bir onları anlatırsan çok mutlu oluruz. Katılanlardan muhakkak böyle NFT ihtiyaçları olan insanlar muhakkak vardır. Onu anlat sen. Tabii başka şeyleri de anlat da yani o konuya girelim istiyorum. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. NFT bir ara ben kesildim. Kendi hesabıma da bağlanmaya çalışıyorum ama olmadı iPad'imden de. Herhalde senin hacklenmenden dolayı giremiyoruz benim hesabımdan. Evet, dolayısıyla hackerlar şöyle yapmışlar. En önemli hayranlarımı şey yapmışlar, bloklamışlar. Evet. Evet, bu arada bu hacklenme konusu gerçekten şu günlerde herkesin başına geliyor. Bu NFT'nin de başına geliyordur yahut gelecektir. Yani evet, security'yi, güvenliği çok yükseltmek lazım. Ben çok güvenlikli bir sistemle çalışmama rağmen demek ki son zamanlarda çok eklemek isteyenler olmuş. Tekrar Facebook'a, Meta'ya çok kısa sürede sorunumu çözdükleri için çok tekrar teşekkür ederim. Aman dikkat edin. Muhakkak çiftli, üçlü güvenlik koyun. Çünkü bu dijital dünya gelişiyor. Pozitif yönde bir taraftan gelişirken, pozitif etkileri olurken bu pozitif etkiler bir takım negatif insanları aç yapıyor. Onlar da çözüm bulup bu pozitiflikten bir avantaj elde etmeye çalışıyorlar. Kötü insanlar genelde de başarılı oluyorlar. Aman dikkat edin diyelim. Buyur Elif. Şimdi onun için devam edeyim cümleme. Bilmeyenlere söyleyelim. Ben Zaya Life'tan bağlandım. Zaya Life benim öbür hesaplarımdan biri ve aslında bütün bu hikayenin doğmasına neden olan Zaya'dan çıktı. Ben işte biliyorsun bir 6-7 yıldır bir video magazin yapma hayaliyle yaşıyorum. Bir komünite oluşturma. Oradan bir, yani aslında Netbull'un satışıyla yarım kalmış bir takım hayallerimi, o zaman teknoloji yüzünden de yapamamış olduğum bazı hayallerimi, şimdi altyapı yeterli ve çok daha ucuza yapılabildiği için eskisine nazaran hayata geçirebilmek istiyorum. Onun için de Murat ve Ahmet Hakan'dan yardım istedim. Çünkü her ikisiyle de yıllardır kopmadık. Belki hani burun buruna değildik ama hiçbir zaman gönlen zaten kopmamıştık ama çok sık da fikir teattilerinde bulunup birbirimize bir takım konularda da iş olsun, akıl danışma olsun paslaşıyorduk. Dolayısıyla Zaya'da da ben onlara akıl sordum. Yani işte 4 tane ana başlığım var benim. İşte bir tanesi içerik, content üretme veya üretileni alma. İkincisi arkada çalışacak bir ajans. Üçüncüsü bir marketplace, yani işte o şey daha ilerledikçe sistem oranın dilinde... Adı ne? Neyin adı ne? Bu NFT'lerin yaratıcı koleksiyonerle ulaşacağı platformun ismi ne? Bizimkinin mi? Evet, sizinkinin. Bir dakika söyleyeceğim izin verirsen. Bir tanesi böyle bir satış alanı ama şimdi onu anlatmak için bunu söylüyorum. Bir tanesi de ileride birçok insanın ihtiyacı olacak dijital dünyada nasıl davranmalıyım stratejilerine bağlı bir işbirliği altyapısı kurmak. Dolayısıyla biz bunları tartışırken Ahmet Hakan'ın planlamasını, projelendirmesini yaptığı ve yazdığı çok değişik bir sistem var. O sistem hayata geçtiği vakit NFT ile ilgili bir sürü konu çok rahatlayacak. Murat da kendini başka türlü strateji geliştirme ve iletişim konusunda bu işe vakfetmişti tasarımın haricinde. Dolayısıyla ben onlara böyle espri yaparken öbürü de menajerlik olsun, işte bu manage eder hem insanları hem satış alanlarını falan derken biz bunu ciddi bir iş yapalım. Çünkü ilk bizi ayağa kaldıracak tekrar content dediğin şeyi yaratmak için ciddi ekipler lazım ama bunu biraz daha küçük ve teknik ekiplerle gerçekleştirebiliriz aslında diye. Adına dedim ki o zaman Manza olsun. Adı Manza oldu. Yani bu platformun adı Manza. .io malum sen aldın bunu da bize. Niye io? Niye com değil? Çünkü bu yeni, aslında onu Hakan söylese daha iyi. Niye io? Hakan? Yani Hakan, blockchain ekosisteminin çok ilgi gösterdiği bir uzantı bu. Input ve output anlamında kullanılıyor. Input ve output'un kısaltılmışı io. Evet ve bizim de uzantımız io hem merkeziyetsiz yapıları da temsil ediyor. Manza.io ama aslında io Hint okyanusu Adalar evet. Topluluğu'nun İngilizce adının kısaltılmışı. Evet. Ama biz topluluk olarak sahiplendik onu. Ama sahiplendik. Aynen öyle. Herhalde peki, onlar da şok yaşıyordu. Peki bu platformun amacı ne? Şimdi bu platformun amacı şu. NFT dediğimiz şey hep sanat eseri üzerinden gidiyor. Ama tabii ki herkes gibi biz de Bedri Baykam gibi dünyanın, sadece Türkiye'nin, dünyanın önemli sanatçılarından biriyle başlıyoruz ve bir takım böyle isimlerle, kıymetli ve değerli isimlerle devam ediyor olmamıza rağmen NFT aslında dijital dünyaya dönüştürebileceğimiz, orada tasarlanmış işte avatar kıyafetlerinden orada ileride yapılacak ofislerin masalarına, masa tasarımlarına kadar her şeyin adı NFT. Yani genel bir isim aslında. Dolayısıyla biz mesela kendi Manza.io'da şunu söylüyoruz. Bütün NFT'ler, bütün hayaller gerçeğe dönebilir dijital dünyada. Bu hayalin içinde masa tasarımı da olabilir, ayakkabı tasarımı da olabilir, sanat eseri de olabilir, şiir de olabilir, ses de olabilir, her şey olabilir. Skeç halinde olabilir demek istiyorsun. Yani masanın kendisi değil de skeç halinde masa olmalı. Tasarım, yani skeç olmayacak o. Yani dijital halindeki ofislerimizi ve mekanlarımızı yarattığımız vakit o da orada gerçekmiş gibi duracak. Şu anda Oculus'larla girdiğimizde masaları... O Metaverse dünyası gibi. Tabii işte zaten bizim altyapısını kurduğumuz konu geleceğin Metaverse'ü. Manza, şu anda Manza ne yapacak? Yani haftaya Manza'ya girdi insanlar. Orada ne yapacak? Yani yaratıcı koydum alın oraya. Anladığım kadarıyla da ilk koleksiyonu Bedri Baykam'ın koleksiyonu. Öyle mi? Evet. İzin verirsen anlatacağım ne yapacağını. Evet. Ama şöyle, şunun için araya giriyorum. Dağılıyor. Yani insanların daha iyi anlamasını sağlayabilmek için giriyorum araya. Teşekkür ederim. İyi yetiştirmişim yani seni. Bir yayıncı olarak. Şimdi NFT genel tarifini yapıyorum. Neden? Çünkü biz bugün şununla başlıyoruz. Burada NFT'nin şu anda en popüler olduğu konu ki Bedri Baykam dediğim gibi uluslararası da bir isim olduğu için bizim adımıza da çok kıymetli. İlk eserini çıkarmak için bizi seçmiş olması da çok kıymetli. Çünkü şuna inandı. Biz bir marketplace olarak adlandırmıyoruz kendimizi. Marketplace ne bu dünyada? Birkaç tane platform var. Satış yapan platform. Onları her isteyen bir cüzdan açarak, kendini oraya bağlayarak her çizdiğini, söylediğini, konuştuğunu, anısını falan ne istiyorsa resmini paylaşabilir. Biz öyle yapmıyoruz. Biz özel isimleri bir küratör ekibinden, şimdilik o biziz, birkaç tane sanatsever dostumuz var yanımızdaki, Bedri Bey bunlardan da biri, bir kürasyondan geçireceğiz. Yani ne demek istiyoruz? Buraya gelen herkesin bir de badge'imiz var bizim, verification badge'imiz, işareti de V oldu. Bu badge alanlar girebilecek. Dolayısıyla bu eserlerin bir orijinalliğini ve özgünlüğünü, gerçekten o isme ait olduğunu kanıtlamış oluyoruz. İkincisi, her şeyi sınırlı sayıda çıkartıyoruz. Ve bunun güvenliğini biz sağlıyoruz. Yani mesela bazen duyuyorsunuzdur, işte coinlerim kayboldu, uçtu, NFT'lerim çalındı, cüzdanımı hacklediler falan filan. Aslında bunların hepsi kullanıcı hatalarından oluyor. Ve kullanıcı hatalarının bir kısmı da farkında olmadan oluyor. Ya da işte ne bileyim, parolasını unutuyor, biriyle paylaşıyor, telefon birinin eline geçiyor, hacklenebiliyor. Aslında hacklenen cüzdan değil, hacklenen telefon olmuş oluyor. Doğru mu anlatıyorum Hakan? Evet, doğru. Şimdi biz de diyoruz ki o zaman biz buna kendi metotlarımızla çoklu güvenlik önlemleri koyarak, bir, ben senin eserini güvenlik altına alıyorum ya da koleksiyoner ediyorum ki satın alacağın konuyu güvenli bir yerden alacaksın. İki, diyorum ki sanat eserinin özgünlüğünü garanti ediyorum. Üç, benden aldığın her şeyin benim üzerimden geçtiği sürece senin nezdinde güvenliği vardır ve değeri vardır. Değerini arttırıyorum. Yani mesela şimdi biz diyelim ki Bedri Baykam'ın eserini koyduk. Biri oradan fotoğrafını çekip kendi screenshot alıp bunu birdenbire başka bir platforma atabilir. Yani herkesin her şeyi bocaladığı, okyanus olmuş platformlar var. Ama özgün değil. Çünkü onu A kişisi fotoğrafını çektiyse ürün A kişisine ait. Halbuki özgünü Bedri Baykam'a ait olmalı. Evet. Bizde Bedri Baykam'dan satın alınacak o. Evet. Değeri arttıran da bu zaten. Yani müzedeki Mona Lisa'yı gördüğümüz vakit Da Vinci. Biz bir sürü örneğini veya replikasını istediğimiz yerden satın alabiliriz. Müze dükkanlarından, işte dijitalde fotoğrafını çekebiliriz. Ama hiçbiri bizim gidip de Louvre'da orijinali görmemize engel olmuyor. Esas olan o çünkü. Biz tam da bunu yapacağız. Bir nevi yani orijinallerin müzesini kuruyoruz diyebiliriz. O zaman şimdi mesela katılanlardan muhakkak NFT olarak bir platforma girmek isteyenler var. Onlar girebilirler. Onları verifiye etmek durumundasınız. Aynen. Doğru mu? Ondan sonra şimdi bir yani bir başkasının, özür dilerim Hakan, bir başkasının eseriyle bize gelemezler. Yani demin dedim ya, örnek verdim. Bedri Baykam'ın fotoğrafını çekip atabilir diye. Bizde bunu kimse yapamaz. Bizdeki her orijinal eser orijinal sahibine aittir. Mesela ben size bir şey veriyorsam Cem Kınay'ın aynen öyle. O anlamda. Ayrıca hem o hem de senin bizde bir şey kullanman, senin eserinin, bu illa resim olmak zorunda değil, bunu sık sık tekrarlıyorum. Mesela Cüneyt Özdemir de ilk tweetini sattı falan ya. Bu aynı zamanda bizim oluşturacağımız, yavaş yavaş oluşturmaya, yani onun için başta çok daha inceleyip sık dokuyacağız. Oluşturduğumuz community'nin bir parçası olmak otomatikman Cem Kınay'ın eserinin de değerini arttırmaya başlayacak. Yani hem sen bize değer katacaksın, hem ben size. Ne zaman açılacak bu? Açıldı aslında prensipte. Şu anda testlerini yapıyoruz. Pazartesinden itibaren Bedri Baykam'ın eserlerini almak isteyen, belki de yarından itibaren eserlerini alma, onları Murat söyler şimdi. Eserlerini almak isteyenler whitelist dediğimiz bir listeye kayıt olacaklar. Sitede var o. Şu anda kayıt olabilirler. Şu anda whitelist'e bırakabilirler. Şu anda Pazar günü saat 6'da satış başlayacak. Şimdi şu anda sizin platformunuz açık. Yani Manza.io açık. Evet. Buraya girip ben Bedri Baykam'ın eserini alacağım diye listeye mi yazdırmam lazım kendimi? Evet. Kendini yazdırıyorsun. Doğru. Pazar günü çünkü 20 Mart pazar günü 20 Mart pazar günü 16'da satışa çıkıyor. Bu çok önemli. Yani şimdiden kendinizi whitelist'e yazdırabilirsiniz. Manza.io'ya girerek. Şimdi Hakan, sana geri geleceğim. Buyurun. Peki bu cüzdan diye bir laf söyledi Elif Hanım. Evet. Şimdi demek ki bu alışverişi cüzdan üzerinden yapabiliyorum. Wallet'le yapabiliyorum. Evet. Bu cüzdanı bir yerde alıp size mi bağlanıyorum? Yoksa size bağlandığımda mı, sizde mi cüzdanı açıyorum? Nasıl oluyor bu iş? Şimdi kısaca şöyle özetleyeyim. Web 3.0'ın getirdiği standartlara uygun birçok wallet var. İnternette Web 3 wallet yazdığınızda karşınıza birçok wallet çıkıyor. Mesela benimki MetaMask'ta. Evet, en popülerlerinden bir tanesi. En popülerlerinden bir tanesi MetaMask. Zaten bu tarz platformlara cüzdanınızla login oluyorsunuz. Yani cüzdanınızdaki adresiniz, yani bu fiziksel dünyadaki IBAN'a denk gelen public adres, yani bu login oluyorsunuz. Sponsorluğunu yapmamak için söylüyorum. Birkaç tane cüzdan ismi daha verir misin ki millet Google'da girip o cüzdanları bulup isteyen orada cüzdanda... Tabii Trust Wallet var. Ondan sonra Sol var. Wire var. Ve Tezos var mesela soğuk cüzdanlar arasında. Aslında kısaca şöyle bir öneride bulunsak çok iyi olur. Bu Web3 wallet'lar sizin platformlardan bu NFT eserleri almanız ve o cüzdanlardan bu NFT eserlerin ücretlerini ödemeniz için var. Onun haricinde varlıklarınızı benim tavsiyem daha çok Ledger ve Tezos diye soğuk cüzdanlar var. USB cüzdanlar. Varlıklarınızı bu cüzdanların içine daha sonra çekerek onların içinde saklamanızı tavsiye ediyoruz. Tamam. Yani şimdi o güzel o konu. O konuda insanlara tavsiyeler de yapmak güzel. Ancak ben yarın Bedri Baykam'ın listesine girmek istiyorum. Tamam mı? Belki de pazar günü de alacağım. Bunun için apar topar benim bir cüzdan açmam lazım. Çünkü cüzdanım olmadan NFT alışverişi yapmam. dünya üzerinde mümkün değil. Yani efendim ben bankaya göndereceğim. Bankaya yahut bana şeyini geç, IBAN'ını geç. Tamam mı? Ben IBAN'a geçeceğim gibi bir şey usul yok. Burada muhakkak da etmiyor. Dijital cüzdan açmak durumundayım. Evet. Ve alışveriş, NFT alışverişlerini dijital cüzdandan yapmam lazım. Doğru mu? Evet ve tek başına cüzdan açmanız da yetmiyor. Önce cüzdanınızı açacaksınız. Ondan sonra Google üzerinden Türkiye'deki akredite olmuş ve Türkiye'de iş yapan exchange'leri araştıracaksınız. Yani bunlardan birkaçının ismini vermekte sakınca var mı bilmiyorum ama yani hem global hem de Türkiye'de iş yapan Binance. Bence Google'a girip insanlar oradan baksınlar. Biz fazla tavsiyeci olmayalım. Tamam mı? Okey. Onlar oradan eserin miktarı kadar bir bedeli exchange'e gönderip oradan Ethereum alıp kendi cüzdanlarına aktarmaları gerekiyor ki eserin bedelini, eserin satış günü, sınırlı sayıda çıkacak olan bu eserin satış fiyatını bizlere Ether olarak gönderdiklerinde volutlarına eserleri alabilecekler. Haliyle öncesinde yani biz pazar günü saat 14'te satışa çıkmadan önce bu hafta içi yani önümüzdeki hafta içi muhakkak Bedri Baykam'ın sınırlı sayıdaki bu ilk NFT eserine sahip olmak isteyenler bankadan bu exchange'lere bir bedel gönderecekler ve Ethereum alacaklar. O Ethereum'u cüzdanlarına çekecekler. O cüzdanlarında bulunan Ethereum'la da Manza.io'dan bu eseri satın alabilecekler. Tamam. Yani sistematik böyle işliyor. Ve sizin Manza.io'da da bu sistematiğin nasıl işlediğini gösteren bir açıklama var. Kesinlikle. Değil mi? Yani çünkü şimdi NFT o kadar çok konuşuluyor da belki girenler de bunu yapanlar da hem yaratıcılar hem koleksiyonerler bunu belki biliyordur ama ilk girenler için muhakkak bir steplerin belli olduğu, neler yapılacağının belli olduğu bir açıklama iyi olur diye düşünüyorum. NFT 101 isimli bir dokümanda yayınlıyor olacağız. Hem NFT'yi hem bu güvenlik konusunu, hem cüzdan konusunu, hem exchange'lerden para aktarma konusunu orada kullanıcıları bilgilendirme amaçlı muhakkak sitede bu bilgilere erişebilecekler. Peki bu heyecan verici bir şey. Ne zaman ilk görülecek bu Bedri Baykam'ın eserleri? Bu hafta, yani önümüzdeki hafta içerisinde tek eser var. Evet, tek eser var. Tek eser var, 999 adet. Aynı eserin 999 tane kopyası var. Ve sınırlı sayıda ve Bedri Baykam'ın ilk NFT eseri. Bu bizler için ve Türkiye'de NFT koleksiyonerleri için çok değerli bir durum. Ve aynı zamanda Bedri Bey bu NFT'lere sahip olan kitleye belli sayıda kişiyi Piramit Sanat'ta bir branch'ta ağırlayacak. 20 kişi o branşa katılacaklar ve o günü Bedri Bey'le beraber geçirecekler. Ve bu bilgileri de Manza.io'da Instagram hesabından ya Twitter hesabından. Peki bu NFT'leri falan takip etmek için en geçerli sosyal medya hangisi? Manza.io. Sosyal medya. Yani... Bizim sosyal medya hesapları işte. Twitter ve Discord. Aslında. Twitter ve Discord insanlar için çok yeni. Discord diye bir platform daha var. Bu yeni dünya orada haberleşiyor, yazışıyor, planlamalar yapıyor. Ama size Twitter daha alışıklık geliyorsa, kolay geliyorsa NFT, Metaverse konuları hashtaglenmiş vaziyette İnsanları takibe alabilirsiniz. Manza.io gibi. Hem insanları hem sistemleri. Bilgileri de geniş. Sanki Twitter en çok buna önem veren. Sosyal medya bu. İnsanların buluştuğu noktada bu. Sözünü keseceğim. Twitter demişken ben şimdi çıkmak durumundayım. Arkadaşlarım da beni takip etmeleri lazım. Çünkü biz şimdi Twitter Spaces'ta saat 10'a schedule ettik. Bir açık oda sohbet yapıyoruz. Evet, burada ilgilenenler oraya gelirse orada konuşabiliyorlar. Bir dakikamız var. Bir dakika ben geçeceğim. Zaten çok iyi oldu. neden iyi oldu? Zaten 45 dakikayı 15 dakika geçmiş vaziyetteyiz. Biz de aslında bu Insta Talks'u kapatmak durumundayız. Şimdi birazcık soru sen şey yaparken komentleri de kapatmıştık dördümüz görelim diye. Ama takip etmeye devam edin. NFT dünyası, Metaverse dünyası, dijital dünya artık hayatımızın bir parçası, önemli bir parçası. İçinde aktif olarak olmasanız da Metaverse'ü, NFT'yi, Augmented Reality'yi, Virtual Reality'yi, Blockchain'i bunları anlamak durumundayız. Z nesil bu dünyanın içinde doğdu, bu dünyada büyüyor. Ama özellikle benim veya bana yakın yaş grubunun bunları anlaması çok önemli. Çünkü belli ki gelecek bu dünyada, bu sanal dünyada, yani gerçek hayatımızın yanına sanal dünya veya dünyalar var. Buraları ne kadar aktif olursak veya olmasak da anlamak durumundayız. Son sözlerinizi alıyorum. Siz de herhalde Twitter'a, Space'e geçeceksiniz. Murat buyur. Son sözü Ahmet Hakan'a vereceğiz. Tamam. Teşekkür ederim. Az önce de belirttiğim gibi eğer değerli bir NFT üretmek istiyorsa bizi izleyenler mutlaka arkasında gerçekten kitlelere dokunan bir hikayeyle yola çıkmalarını tavsiye ediyorum ben. Herkesi, bizi izleyen herkesi birazdan başlayacak olan Twitter'daki Space'e bekliyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ahmet Hakan? Ben de kullanıcılara hem teşekkür ediyorum bizleri dinledikleri için hem de internetin icadı gibi bir dönüm noktasındayız. Muhakkak bu teknolojiyi takip etsinler ve geç kalmış sayılmazlar. Herkes bir kemerlerini bağlasın ve yolculuğun tadını çıkarsın bence. İyi akşamlar diliyorum. Evet, NFT dünyasında bir adım attık. Geniş dünya, Metaverse dünyası çok geniş. Aralıklarla bu konuyu işleyeceğiz. Katıldığınız ve bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. İyi akşamlar. İstanbul'da veya bazı şehirlerde kar var. Aman dikkat edin. Sevgiler, saygılar. Tekrar hoşçakalın. Bay bay. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.